Arkadaşlar, elinizdeki tekst İtalyan bir oyun yazarına ait. Bir çatışma örneği olarak seçtiğimiz sahneyi arkadaşlarınız çalıştılar. Buyurun çocuklar. Beni sevmiyorsun artık Leonardo. İhanetlerinin bedeli ve gün yüzüne çıkmamış arzularınla beni tek başına bıraktın. Bu bıçağı kalbine saplamak benim son arzum olabilir. Defne'ciğim olmuyor. Öyle şiir okur gibi değil. Daha doğal oynamalısın. İstersen doğaçlama yapabilirsin. Tekrar dene lütfen. Doğaçlama ne demek hocam? Yani uydurabilirsin diyor. Yok hayır öyle bir şey değil. Doğaçlama konuya bağlı kalarak içinden geldiği gibi değiştirmektir. Tekrar dene lütfen. Beni sevmiyorsun artık Leonardo. İhanetlerinin bedeli ve gün yüzüne çıkmamış arzularına tek başına bıraktın beni. Bu bıçağı kalbine saplamak benim son arzum olabilir. Ulan Leonardo seni ne yapsın be? Ya hocam konsantrasyonumu bozuyorlar. Songül, sen çok güldün. Hadi bakalım bir de sen dene. Hocam ben ne anlarım tiyatrodan ya? Öyle seçmeli ders falan diye girdim. Vallahi bak. Hadi Songül, hadi. Hocam ezberim bile yok. Doğaçlama yapabilirsin. Hadi. Sen ne ayaksın Leonardo? Ha? Senin kaşın ayrı oynuyor, gözün ayrı oynuyor. Bak bu bıçağı alırım. Senin alnının ortasına saplarım yeminle. Maria yapma. İzin ver her şeyi açıklayayım sana. Açıkla lan. Susma açıkla. Benim için sadece sen varsın, inan. O kadar çok seviyorum ki seni. Şu an önünde diz çöküp sana çıkma teklif edebilirim. Benimle çıkar mısın? Benim tatlı Maria. Yürü be Güney. Ya hocam öyle bir şey yok tekste. Hocam, doğaçlama yapıyoruz herhalde. Devam edin çocuklar, devam edin. İyi gidiyor. Hocam, burada Maria kabul ediyor. Ben böyle bir şey oynamam. Maria ürkek bir kuş. Yürü be Maria, hadi be Maria. Ulan seni gebertirim be. Hocam. Bu teksti Güney'le beraber çalışıyorsunuz. Hem aranızdaki hırgür de böylece bitmiş olur. Hocam, hayır ya. Anlaştık mı? Anlaştık tabii hocam. Değil mi Maria? Ulan ben seninle anlaşacağım. Çok az kaldı.